Bu videoda spoiler yerleştirmesi uygulanmaktadır. Şimdi arkanıza yaslanın çünkü size bir hikaye anlatacağım. Mahallenin birinde bir tane sebil varmış. İnsanlar bu sebile gelip akıllarından geçen hikayeleri anlatır, o sebil de beğendiği hikayelere para verirmiş. Bir gün o sebilin ünü bütün ülkeye, hatta dünyaya yayılmış ve insanlar hikayelerini anlatmak için sıraya girmiş. Sebil'in bir tarafında nice güzel hikayeleri olan donanımlı, yaratıcı insanlar sıraya dizilirken, diğer tarafta da hiçbir hikayesi olmayan ama ellerinde etler olan insanlar dizilmiş. Ve işte onlar bir hile yapmış. Sebil'e hiçbir hikaye anlatmamışlar ama ellerindeki etleri birbirine değdire değdire Sebil'e sununca şakır şakır akmış paralar. Sıra yaratıcılara gelmiş. Ve onlar hikayelerini anlatınca da Sebil'den şöyle bir ses gelmiş. Ulaşın bana Netflix! Nasıl hikaye ama? Dede Korkut masalları gibi değil mi? Evet, korkutmak gibi olmasın ama gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanmıştır. Dizide, filmde falan görsen inanmazsın. İnanmış. Ya Murat, sen ne anlatıyorsun öyle kinayeli kinayeli? Sen bir dümdüz gel bakayım derseniz. Şimdi anlatacağım filmden sonra bu hikaye tam olarak kafanızda oturacak. Ama önce filmin konusunu, daha doğrusu anahtar kelimelerini okuyayım ben size. Bakınız, evli ve varlıklı bir kadın, fantaziler ve yasak aşk. Ha işte o değdire değdire veriyorlardı ya Sebil'e. Tam anlayacaksınız az sonra. Kü. Netflix'in 9 kere Leyla filminden sonra en kötü IMDB puanını alan ve bu puanın çok yüksek olduğunu düşündüğüm bu filmimiz, bir kadın ve yayın evi sahibi olan kocasının verdiği bir davetle başlıyor. Ama kadın bu zenginlikten, bu lüks evden, başarılı kocadan sıkılmış, özetle kaşınıyor ve evin içine girip yayın evine gelen taslak halindeki bir kitabı okumaya başlıyor. Kitapta da bir kadın isminin baş harfi M olan ve evli bir adamla yaşadığı yasak aşktan bahsediyor. Ve kadın da bu kitabı okudukça ay 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 diye eriyor. Kitabı okuyor, aşka geliyor. Aşka geliyor, kitabı okuyor derken başlıyor kocasını röpteşambır kuşağıyla kırbaçlamaya. Gökçe? Az sonra olacaklardan kocanın haberi yok tabii. Eşek olunca röpteşamburun kuşağını vuran da çok oluyor. Neyse işte birlikte kitaptan uyarlama bir gece geçiriyorlar. Ama kadın yok diyor. Kitaptaki gibi olmadı. Ama hep öyledir ya, mesela diyelim ki bir hikayeyi kitaptan okursunuz ama diziye uyarlanınca tat vermez. Ha işte bu kadın da kitapta okuduğunu kocasıyla uyarlıyor ve yok diyor. Ya ben ne anlatıyorum? Ben ne anlatıyorum? Kitap, kurgu. Ve kadın ay yok ben verim alamıyorum, bu olmadı. Bunun orijinali olsun diye başlıyor kitaptaki adamı gerçek hayatta aramaya. Demek ki kadın Harry Potter okusa gidip asasını konuşturmayın beni şimdi. Bayağı bildiğiniz kadın nerededir ki bu adam acaba deyip kitapta yazan bir pastanenin adını internette aramaya başlıyor. Ve bir bakıyor ki pastanede gerçek miymiş? Bak bak, Eloğlu yapay zekalı kostüm yapıp internete bağlar. Bizimkilerin interneti kullanışına bak. Neyse ki internet kullanım şeklimiz el memleketlerindeki gibi olmasa da internet hızımız onlarınkiyle kapışabilir seviyeye geldi. Mesela siz evde film dizi izlerken ya da ne bileyim beni izlerken böyle bir görüntü donduğunda başka bir odadaki evin gencini oyun indirmekle suçladınız mı? Demek ki daha 1000 megabitlik internetle tanışmadınız. TürkNet dünya hızında 1000 megabitlik eşit indirme ve yükleme hızı sunan Gigafiber'le evde kaç kişi olursanız olun herkesin istediği platformda aynı anda dizi ya da film izlemesini, hatta bir yandan oyun indirip hadi arttırıyorum bir yandan da online görüşme yapabilmesini sağlıyor. Zaten bağımsız bir hız testi kuruluşu olan Speedtest verilerine göre 2022'den beri Türkiye'nin en hızlı internet servis sağlayıcısı da TürkNet. Şey diyorum ya, hani bu aboneliğinizi iptal ederken faks istemeyen şirket. Yani TürkNet taahhüt vermek zorunda kalmadan dilediğiniz sebeple aboneliğinizi iptal etme özgürlüğü de sunuyor. Ama dilerseniz peşin ödemeyle ben önceden ödeyeyim de ne olur ne olmaz deyip 12 ay boyunca fiyat değişikliğinin de önüne geçebiliyorsunuz. Yani internet özgür, kullanıcı özgür. Eğer 1000 megabitlik internet sizin de evinize kadar geliyor mu diye öğrenmek isterseniz açıklama kısmına bıraktığım linki kullanabilirsiniz. Dönelim diziye. Ve işte kadın kitapta yazan ve internette bulduğu pastaneye gitmek için arkadaşıyla birlikte Balat'a gidiyor. O kıyafetle. Evet, sanki sosyete düğününe gider gibi bu kıyafetle Hindistan gibi gösterilen Balat'a gidiyor. Kızgınlık dönemi gelmiş sokak köpeği gibi erkek arayan karakterimiz en sonunda pastaneyi buluyor ve kitaptaki erkeğin oraya gelmesini bekliyor. Adam da gerçek olabilir yani, ne var bunda? Bakıyor ki yok, gelmiyor. Kitaptaki adam marangoz olduğu için Balat'taki bütün marangozları dolaşıyor. Bir tanesine gidiyor, bir bakıyor ki içeride yaşlı bir amca var. Ha, yok diyor, bununla fantezi olmaz. Olsa olsa anestezi olur. Ve baş harfi M olan adamı aramaya devam ediyor. Şaka yapıyorum sanıyorsunuz, değil mi? Vallahi gitti baktı, marangozda amca var. Yok dedi, bununla olmaz. Önce bir düşündü, dedi ben bunu kırbaçlasam. Ha, yok, bu ölüyü diriltmek şirke girer. Ve bu sefer mevzu bahis pastaneden senaryo yazarının Amerikan oduncusu fantazisi çıkınca aha diyor, bu olmalı. Ve erkeğimizi takip ediyor ve girdiği yerde marangoz çıkınca pardon bakar mısınız diyor. Balat'ta medeniyet görmedim o yüzden kabayım ama çok seksiyim diyen Amerikan oduncusu da yukarıdan gelip diyor. Ne diyor? Yolumuzu hallederiz bir ara. Tabii kadınlar ayı seviyormuş. Böyle duruyor. Diyor kadınla of of diyor. Oy 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 diyor. Oy diyor. Ne kadar da ayı tam kırbaçlık deyince ona ayna yaptırma bahanesiyle adama yanaşmaya başlıyor. Ararım ölçüler için. Adam aynayı takarken şuraya mı koysak buraya mı acaba deyip belki eğilir diyerek usta çatalından medet uman bu aç. Adam aynayı takarken kırınca ah diyor. Bir daha marangoza gitmeye bahane çıktı. Bekar mı? Evet bekarım. Ha, dur bu marangozhanede bir şey olacak belli. Evet. Filmin olayı bu zaten. Ha, bir şey olacak da nerede olacak diye merak ediyorsun. Olayı o. Ama olan şey de hayatınızda gördüğünüz görebileceğiniz en komik, en kötü s*** sahnesi. Evet s*** kelimesini sansürlüyorum. Çünkü YouTube Rütük'ten daha Rütük. İşte sonra kadın kitapta bir de Balat'ta bir kule olduğunu okuyor. Meğer kitaptaki çifte ara ara o kuleye çıkarlarmış. He, o kulede oluyor değil mi? Ya bir durun. Ve kadın ya bizim bir ayna vardı ne oldu deyince bir dışarıda konuşabilir miyiz bu konuyu diyen marangozla köfteciye gidiyor. Güzelmiş. Of of of. Romantizme bak. Kadın marangozhaneye geldi. Benim ayna ne oldu dedi. Adam bir dışarıda konuşalım bu konuyu dedi. Ve hop köfteci. Ya kardeş sen ne zorluyorsun öyle yerli dizilerdeki gibi sokak lezzetleriyle kız tavlamaya falan. Kadın kızgınlığı gelmiş mart kedisi gibi. diye erkek arıyor. Böyle yamulmadan videoyu bitirirsek iyidir. İşte köfte yerlerken de kadın adama diyor ki buralarda bir kule varmış. Ve adam ilk bir ne kulesiymiş ya falan diyor ama. Nasıl bir kule? Nasıl gidilir? Kule dedikleri yerde neresiymiş biliyor musunuz? Hani şu sidik kokulu şarapçı yuvaları vardır ya böyle virane. Heh, onlardan biri. Ve evet kızımız yine düğün elbisesiyle seksi oduncumuzla birlikte içeri giriyor. Yaşı bana yakın olanlar bilirler. Eskiden Tan gazetesi miydi şimdi günahını almayayım. Günaydın gazetesi miydi? Öyle bir gazete vardı. Böyle iç sayfalarda fantazyalı hikayeler yazardı. Değil mi? Gençler de açabilirlerse o sayfaları açarlardı. Arkadaşımdan biliyorum. Allah aşkına hikaye öyle gitmiyor mu? İşte karakterimiz bu köpek bağlasan onun bile libidosunun can çekişeceği yerde yurt dışında müze gezer gibi geziyor ve hatta pencere kenarından çıkmış yabani ota bile yükseliyor. Ve işte kule dedikleri yere virane bir otelin çatısına çıkıyorlar. Ve kadın dersin mekanın da öyle bir manzarası var ki yemyeşil dağlardan unicornlar flüt çalarak iniyorlar. Seke seke dağlar kızı Haydi'ye bağlıyor. Şarapçı yuvası bir harabenin çatısında. Ya bir şey diyeceğim. Şunu yazanın ve çekenin kafası nasıl güzel. Böyle pamuk. Oo. Mu yoksa bu filmi sanal gerçeklik gözüyle mi izliyoruz? Allah aşkına ne olur öyle bir teknoloji mi geliştirdiniz? Takınca orada başka bir manzara mı görüyoruz biz? Allah aşkına söyleyin bu karakterler burada ne yaşıyor? Ve işte karakterlerimizin arpası fazla geldiği için bu sefer de çatıdaki ışıklı panonun ayaklarında maymun gibi sallanmaya başlıyorlar. Bak bir de insanlar maymundan geliyor dersiniz. Ya nereden geliyoruz bilmiyorum ama bu senaryolarla maymuna doğru gittiğimiz kesin. Aa, ama neyi atladım? Bu arkadaşlar Balat'ta gezerken hafiften bir yağmur yağmaya başlıyor. Ve kadın diyor ki... Yağmur başladı. Adam da ne diyor? Burası böyle işte ne zaman atacağı belli olmuyor. Buralar. Şimdi ağzımı bozduracaklar. Bir şey fırlatacağım yine. Oralar nereler oğlum? Kardeş Balat orası. Balat. İstanbul'un tam ortası. Yani siz Mumbai gibi, Marrakeş gibi bir yer gösteriyorsunuz ama sağdan soldan ölçünce Balat İstanbul'un tam ortası. Bak bunları yurt dışında izleyen adamlar zaten deveyle gezdiğimize ikna olmaya meraklı. Adam Balat nerede diye yazsa Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da çıkacak. Yok ya böyle olmaz yok. Aç dublajı. Aç dublajı aç. Sevgili yabancı... Dear foreign viewers, Balat is the most historical and distinguished district of Istanbul, which has hosted almost all communities and has historical artifacts and even modern art galleries. İstanbul semtidir. Ha tamam şimdi dön orijinale. İşte bir müddet sonra kadının kocasının işkilenip bu Marakeş halk pazarında aradığı karısı adamla gezerken bu Şarmel Şehket dolu kadın da bu adamın karısı mıymış? Tabii herkes evli olacak. Öyle bekar olunca tadı çıkar mı? Gün gelir herkes yazılanı yaşar. Allah büyük. Ve kadın bu adamın evli olduğunu kitaptan okuyor ama kulaklarıyla duyunca yanına gidip evet bu sefer oluyor. Kadın önce marangozhaneye sonra da sen evliymişsin deyip oğlana giriyor. Murat hani diye bunlar. İşte yani tamam görüntü Kaan Kazgan'la Savaş Cebeci gibi görünüyor olabilir ama aslında Türk dizi ve film tarihinde bir ilk gerçekleşiyor. Bir kadın bir erkeğe tahtaların üzerinde ediyor. Yazık ne diyeyim sizin Netflix'te yayınlayacağız deyince vatani göreve koşar gibi giden sanat adı altında olur ya arada öyle değil sürekli tavşan gibi çalışan romantizm diye hayvanlık seviyesine gelen zihniyetinizi marangozda yontsunlar he mi? Çünkü şu yaptıklarınız sanat falan değil o kadar odunsu ki yontmaya muhtaç. Bir de bu sokak köpeği gibi buldukları ilk kuytuya da çiftleşmeyi aşk diye savunurlar ha. Tabii ya o şey gibi bir tane program yayınlanacakmış ya. Adı Aşk Adası ama o aşkı da böyle yaşıyorlar. Ha, evet bu aşkmış. Ha, gördünüz mü? Abartma Murat abartma diye olay nereye geldi? Nasıl ki gençlik bunların film olduğuna, televizyonculuk olduğuna inandı. Yakında bunların aşk olduğuna da inanacaklar. Yani yemin ediyorum demin gördüklerimizden sonra anlatmak bile istemiyorum ama yine de merak edeni anlatayım. İşte kadının kocası bu yasak aşkı görüyor ve adama diyor ki bana bir kitaplık yap. Adam da Fas topraklarından çıkıyor ve adamla kadının evine Monte'ye geliyor. Bir de adamın ısrarlarıyla yemeğe de oturuyor. Ve adam orada her şeyi anlatıyor. Meğer bu adam bu kadınla evliyken kitabı yazan kadınla da birlikteymiş ama daha sonra bu kadınla evliyken beraber olduğu bu kadının kardeşiyle de birlikte olmuş ve birlikte olduğu bu kadın da canına kıymadan bu kitabı yazmış. Yani başka bir kadınla evli olan bir adamın bir başka kadınla birlikteyken onun kardeşiyle birlikte olmasını okuyan kadınla birlikte olmasını izlediniz. Sonuç? Ha siz bir de sonuç bekliyorsunuz böyle derli toplu bir hikaye falan. Ne anlatayım size? Olan biten, para verilen, sizin abone olup yüzlerce lira vererek izlediğiniz içerik bu. Durun o zaman şey gibi yapayım mı? Hani bir tane adam var ya Instagram'da kızlar böyle hikayelerini anlatıyor da adam böyle şak diye özetini veriyor. Bir tane adam varmış 4 tane kadını sıraya dizmiş.